Sevgili gençler merhabalar. Beraber alan yeterlilik sınavına hazırlanıyoruz. Şimdi kimyasal tepkimelerde denge konusuyla ilgili soru çözeceğiz. Sorularımıza geçelim. Aşağıdaki tepkimeler için 25 derece Celsius sıcaklıktaki denge sabitleri K2 ve K3 olarak verilmiştir. Buna göre tepkimesinin 25 derece Celsius sıcaklıktaki denge sabiti aşağıdakilerden hangisidir? Bazen birden fazla tepkime verilebilir ve bu tepkimelerin toplamı başka bir tepkimeyi oluşturabilir. Yani bu sırada tepkimeyi ters de çevirebiliriz, bir sayıyla çarpabiliriz. Buna göre de denge sabiti değişir. Şimdi birinci ve ikinci tepkimeden üçüncü tepkimemizi elde edeceğiz. Birinci tepkimeyi ne yaparız bu tepkimeyi elde edebilmek için? Ters çevirip 2 ile genişletiriz. Ters çevirip 2 ile genişleteyim. Şöyle yazayım. 4 mol azot monoksit gazı, 2 mol azot gazı artı 2 mol oksijen gazı oluşturur. İkinci ifadeye bakalım, ikinci tepkimeye bakalım. Alttaki tepkimeyi elde edebilmek için ne yapmam gerekir? 2 ile genişletmem gerekir. 2 mol azot gazı, 3 mol oksijen gazı, 2 mol diazot trioksit gazı. Ne yaptık? Birinci tepkimeyi ters çevirdik. Öyleyse denge sabiti çarpmaya göre ters alınacak. 1 bölü K2. Aynı zamanda 2 ile genişlettik. Karesi şeklinde alacağız. İkinci tepkimeyi 2 ile genişlettik. Sadece karesini alacağız o yüzden de. Topladığımızda, taraf tarafa topladığımızda giden var mı bakıyorum. Evet, azot gazları gidiyor. 4 mol azot monoksit, 3 mol oksijen. 3 mol oksijen de sadeleşiyor değil mi? Şöyle gidecek. 1 mol oksijen kalacak. 2 mol diazot trioksit oluştu. Toplam tepkimeyi elde ettik mi? Evet, istenen tepkimeyi elde ettik. Buradaki denge sabiti ne oldu? K3'ün karesi bölü K2'nin karesi şeklinde oldu. Doğru yanıt ne olacak? A seçeneği olacaktır. Sorumuza bakalım. 2 kükürt dioksit artı oksijen gazı tepkimesine ait belirli bir sıcaklıktaki denge sabiti 7,2 olarak veriliyor. Buna göre dengede 1,2 mol kükürt dioksit, 2 mol oksijen ve 2,4 mol kükürt trioksit bulunması için tepkimenin yer aldığı kabın hacmi kaç litre olmalıdır? Burada denge tepkimesi veriliyor. Tekrardan şuraya yazayım ben. 2 mol kükürt dioksit artı oksijen 2 mol kükürt trioksiti oluşturuyormuş. Ve denge sırasında mol sayılarını vermiş dengede. Kükürt dioksitin mol sayısı 1,2 mol olarak verilmiş. Oksijeninki 2 mol olarak verilmiş. Kükürt trioksitinde 2,4 mol olarak verilmiş. Denge sırasında ürünlerin derişimlerinin girenlerin derişimine oranı neyi verecektir? Denge sabitini verecektir. Burada derişimler önemlidir. Derişimleri bulmak için ne yapacağız? Mol değerlerini hacme böleceğiz. Hacmi bilmediğimiz için V olarak alıyorum. Denge ifadesini yazıyorum. Nedir? Ürünlerin derişimlerini, girenlerin derişimlerini oranlayacağız dedim. Önlerindeki kat sayıları da üst olarak yazacağız. Ve oksijen derişimi. Şöyle kükürt trioksit 2,4 bölü V çarpı 2,4 bölü V bölü kükürt dioksitte 1 bölü 2 bölü V çarpı 1,2 bölü V. Oksijende 2 bölü V'dir. Bu da neye eşitmiş? Soruda verilmiş. 7,2'ye eşitmiş. Burada V'ler birbirini götürüyor. 2,4 ile 1,2 sadeleşiyor. Burada 2 kalıyor.
1,2 ile 2,4 sadeleşiyor. Burada 2 kalıyor. Buradan 2V eşittir 7,2, V de eşittir 3,6 litre olarak bulunuyor. Doğru yanıt C seçeneğidir. Sorumuza bakalım. Belirli bir sıcaklıkta hidrojen, klor ve hidrojen monoklor gazlarının sabit hacimdeki denge tepkimesi şeklindedir. Dengedeki bu sisteme aynı sıcaklıkta uygulanan aşağıdaki işlemlerden hangisinin beklenen sonucu karşısında yanlış verilmiştir? Normalde bir tepkime dengede ise derişimleri, tepkimeye girenlerin derişimleri de, ürünlerin derişimleri de değişmez. Ama dışarıdan bir etki yapıldığı takdirde bu ne olabilir? Sıcaklık olabilir, basınç olabilir, hacim etkisi, derişim etkisi olabilir. Bu tarzda bir etki yapıldığı takdirde bu etkiyi azaltacak yönde bir tepki verilir. Buna ne denir? Le Chatelier prensibi denilir. Şimdi buna göre seçeneklere baktığımızda nedir? Hep derişim etkisi vardır. Derişim etkisinde tepkime hangi yöne kayacaktır? Bunu tespit edeceğiz beraberce. Bakalım A seçeneğinde ne diyor? Hidrojen gazı ekleme diyor. Tepkimeye girenlerden biri eklendiğinde olay ne yapacaktır? Ürünlere doğru kayacaktır. O zaman bir yönünde ilerleyecektir diyeceğiz. B seçeneğine bakalım. Klor ekleme diyor. Yine girenlerden birisi eklenmiş, bir yönüne kayacaktır. C seçeneğine bakalım. Hidrojen klorür çekme diyor. Ürünlerden bir miktar ortamdan alındığı zaman ürünü arttıracak yönde denge ilerler. Dolayısıyla bir yönünde ilerler. D'ye bakalım. Hidrojen çekme diyor. Girenlerden birinin miktarını azalttı. O yüzden girenleri arttıracak yönde girenler kısmına kayar. İki yönünde ilerler tepkime. Son seçeneğe bakalım. Klor çekme diyor. Yine girenlerden çekmiş, azaltmış. Olay girenlere doğru kayacak. İki yönünde ilerleyecek. İki yönüne doğru denge bozulacak. Bakalım hangisinde yanlış söylenmiş? Bir yönünde, iki yönünde demiş. B seçeneğinde yanlış söylenmiş. 1, 2, 2. Evet. Doğru yanıt bu soruda B seçeneği olacak. Yanlış ifade edilmiş orada çünkü. Sorumuza geçelim. Kütlesi ve sürtünmesi ihmal edilen pistonla kapatılmış bir kapta tepkimesi dengeye ulaşıyor. Dengedeki bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir tepkimeye eğer dengede ise hiçbir etki yapılmadığı takdirde girenlerin derişimi ile ürünlerin derişimi değişmez. Ama Le Chatelier prensibine göre bir tepkimeye dengede ise ve dışarıdan bir etki yapılıyorsa dengede olduktan sonra bu etkiye ters yönde bir tepki verilecektir. Buna Le Chatelier prensibi diyorduk. Ne olabilirdi bu etkiler? Sıcaklık olabilir, kısmi basınç veya basınç olabilir, toplam basınç olabilir, hacim olabilir. Aynı zamanda derişim etkisi olabilir. Bakalım seçeneklerde ne gibi etkiler yapılmış? Sabit sıcaklıkta piston sıkıştırılarak yani hacim küçültülerek N2O4 miktarı azalır diyor. Hacim küçültüldüğünde ne yapacaktır? Mol sayısının az olduğu yöne kayacaktır tepkime ve böyle olunca da girenlere kayacaktır. N2O4 miktarı artacaktır. Burada ise azalır demiş, yanlış ifade etmiş. Diğer ifadeye bakalım. Sabit hacimde sıcaklık arttırıldığında N2O4 miktarı artar diyor. Sıcaklık arttırıldığında tepkime dikkat edersek ısı alan bir tepkime. Sıcaklık arttırıldığında ısıyı alacak ve ürünler yönüne kayacaktır. Dolayısıyla NO2 miktarı artacaktır. N2O4 miktarı ise azalacaktır. Bu ifade de yanlıştır. Sabit hacim ve sıcaklıkta ortama N2O4 eklendiğinde, diazot tetroksit eklendiğinde yani azot dioksit miktarı azalır diyor. Girenlerden eklenirse tepkimeye ne olacaktır? Ürün daha fazla oluşacaktır. Çünkü girenlerin derişimini azaltmaya uğraşacaktır. Yani buradaki ifade yanlış. Azot dioksit miktarı artacaktır. Sabit hacim ve sıcaklıkta ortama katalizör eklendiğinde azot dioksit miktarı artar diyor.
Katalizör eklendiğinde miktarları değişmeyecektir, derişimleri değişmeyecektir bu maddelerin. Bu ifade yanlıştır. Son seçeneğimize bakalım. Sabit hacim ve sıcaklıkta ortamdan bir miktar diazot tetraoksit uzaklaştırıldığında azot dioksit miktarı azalır. Girenlerden bir kısmı ortamdan çekiliyor. Böyle olunca bu da arttırmak için ne olacaktır tepkime? Girenler yönüne kayacaktır ve dolayısıyla azot dioksit miktarı azalacaktır. Bu ifade doğrudur. Doğru yanıt E seçeneğinde verilmiştir. Sorumuza bakalım. 25 derece Celsius sıcaklıkta sabit hacimli kapalı bir kapta gerçekleşen kalsiyum karbonatın kendini oluşturan daha küçük bileşenlere ayrılması, kalsiyum oksit ve karbondioksite ayrışması denge tepkimesindeki türlerin derişiminin zamanla değişim grafiği yanda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Denge anında türlerin derişimlerinin değişmediğini biliyoruz ve katı ve sıvıların derişimlerinin zaten değişmediği için denge ifadesinde yer almadığını da biliyoruz. Seçeneklere bakalım. T1, T2 zaman aralığında tepkime dengede değildir diyor. Dikkat edersek T1, T2 zaman aralığında karbondioksit derişimi değişmiş. Dolayısıyla bu da denge anında olmadığını gösterir. Bu ifade doğrudur. B seçeneğine bakalım. T1 anında tepkime kabına dışarıdan karbondioksit ilave edilmiştir diyor. Karbondioksit derişimi T1 anında bir anda fırlamış dikkat edersek yine grafiğe. Dolayısıyla ilave edildiği doğrudur. C seçeneğine bakalım. Karbondioksit gazının denge derişimi değişmez. Eğer denge bağıntısında sadece bir maddenin derişiminden bahsediliyorsa sıcaklık değişmediği takdirde onun derişimi değişmeyecektir. Burada da gerçekten karbondioksit eklenmesine rağmen ilk dengedeki derişime yine ikinci dengede eşit olmuştur derişimi. Bu ifade doğrudur. Diğer ifadeye bakalım. T1, T2 zaman aralığında ileri yöndeki tepkime hızı geri yöndekinden büyüktür diyor. Denge anında ileri yöndeki tepkime hızı geri yöndeki tepkime hızına eşitti. T1, T2 zaman aralığında nedir? Denge geçerli değildir. Ne ekledik biz? Ürün ekledik. Dolayısıyla olay nereye kayacaktır? Denge nereye doğru kayacaktır? Girenlere kayacaktır. Böyle olunca da geri yöndeki tepkime hızı ileri yöndekinden daha hızlı olacak. Burada ise tam tersini ifade etmiştir. Ne diyoruz? Geri yöndeki tepkime hızı ileri yöndeki tepkime hızından büyüktür diyoruz. Burada ise tam tersini ifade etmiş. Son seçeneğe bakalım. T2 anından sonra ileri ve geri yöndeki tepkime hızları eşit olur. Evet, T2 anından sonra dengeye ulaştığı için ileri ve geri yöndeki tepkime hızları birbirine eşit olmuş. Bu sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir.